geldiniz. Bu hafta çok özel programımız başladı biliyorsunuz. İlk programımızın ilk konuğu da Erzurum Web TV'de Yunus Emre Kavaz. Değerli kardeşim, ilk öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Biz sizi tanıyoruz. Sizi kendi ağzınızdan tanıyabilir miyiz Yunus Bey? Tabii ki. Öncelikle Erzurum Web TV'nin geçmişten geleceğe bize verdiği yayın desteği için biz başta şahsınız olmak üzere, başta aileniz olmak üzere, çünkü siz bizlere destek verirken ailenizden de uzak kalıyorsunuz. Yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. Erzurum'un dijital arşivi aslında sizin elinizde. Bu işleri yaparken harcadığınız emekler için ben size çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok kıymetli. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Yani bu işler gerçekten zor. Öncelikle size bu kolaylığı sağlayan yenge hanıma da teşekkür ederiz. Onu da söyleyeyim. Benim ismim Yunus Emre Kavaz. Tanımayanlar için söyleyelim. 34 yaşındayım. Evliyim. Bir oğlum var. Her sabah işe kalkar giderim. İşten de çıkar eve gelirim. Onun dışındaki olan vaktimi de Erzurum'a, sivil toplum kuruluşlarına ve Erzurum'u muhasır medeniyetler seviyesine nasıl çıkartırız? Bu konuyla alakalı hayatımı yaşıyorum ailemle birlikte. Yunus Bey, sizi dediğiniz gibi bizi yakından tanıyoruz. Bir de eğitim hayatınızı öğrenebilir miyiz? Evet, eğitim hayatımız şöyle. Ben Erzurum'da doğdum. Erzurum'da Gezi Mahallesi'nde, Kurtdere'sinde doğdum, büyüdüm. Tatbikat İlköğretim Okulu'nda okudum. Gazi Ahmet Muhtarpaşa Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra yolumuz gurbete, İstanbul'a düştü. İstanbul'da Dilek Sabancı Anadolu Lisesi'nde lisemizi okudum. Sonra bir gurbete daha çıktık. Bu sefer de Kocaeli Üniversitesi'ne gittik. Orada uluslararası ticaret bölümünde bir ihtisas gördük. Daha sonra işletme okuduk. Daha sonra Atatürk Yüksekokulu okuduk. Yerel yönetimler okuduk. Halen daha öğrencilik hayatım devam ediyor. Çünkü hayatta öğrenmek sonsuz. İlmin sonsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir yerde sebat eder miyiz bilmiyorum ama eğitim öğretim kesinlikle devam etmeli diye düşünüyorum. Sosyal medyadan da normalde de tanıyoruz. Bunu da özellikle söylüyoruz. Yunus kardeşimle her zaman iletişim halindeyiz. Biz yine üzerine basarak söylüyorum. Sizi tanıyoruz ama bir de şunu öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimiz de öğrensin. Erzurum sizin için ne anlam ifade ediyor? Şimdi Erzurum bizim için ne anlam ifade ediyor? Erzurum şöyle söyleyeyim. Bizim evimiz, yani Erzurum'da doğduğum yer şu anda gerçi yok. Oralar hep ıslah edildi. Yıkıldı. Kentsel dönüşüm proje kapsamlarında. Ben evimiz tam Palandöken'in karşısındaydı. Yani bizim ev, sabah uyandığımızda karşımızda bir Palandöken dağı var. Sabah, yani akşam yatarken yine Palandöken dağına bakıyorsunuz. Yatıyorsunuz. İşte kışın oluyor beyaz örtü. Gökyüzü mavi, yer beyaz. Mavi beyaz bir hayat yaşıyoruz. Gerçekten tabiatımız sert. İnsanımız sert. İklimimiz sert. Yani bu kadar zorlu bir coğrafyada topluma, memlekete ve insanlığa faydalı olmak adına çalışıyoruz. Tabii ki Palandöken'den başka dağ görmemiş olduğumuz için de dışarıda insanların nasıl bir hayat yaşadığını biz bilmiyorduk. Gurbete çıkan kimse de bilmiyordu aslında. Gurbet bize çok şey öğretti. Yani Türkiye'nin hemen hemen her tarafını gezdim. Erzurum çok köylüydü. Türkiye'deki belki, yani şöyle düşünün. Eskiden bir Erzurum dendiği zaman gerçekten insanlar gıpta ile baktığı bir Erzurum varken, bir seviye varken, şu an biz bu seviyenin çok gerisindeyiz. Gerek ticarette, gerek devlet teşekkürlerinde, gerek kamu yatırımlarında Erzurum çok geride. Ben, hani derler ya, Erzurum sizin için anlam ifade ediyor mu? Evet ediyor. Erzurum bizim için her şey. Bizim için Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ben bir Erzurumluyum.
akşam kafasını yastığa koyduğu zaman Erzurum için ne yaptım diyebilmesi lazım. Türkiye'nin neresinde olduğu hiç önemli değil. Amerika'da da olsa, İngiltere'de de olsa, Türkiye'de de olsa bunu 3 milyon Erzurumlu kendisine bir şekilde sorabilmeli. Erzurum için ben bugün ne yaptım? Çünkü herkes kendi bağlı bulunduğu toprağa, soy ağacının geldiği yere belli başlı şartlarda hizmet etmekle mükelleftir, zorunludur. Zorunlu da hissetmek zorundadır kendini. Yoksa kim diye yorulsun ki memleket için? Değil mi? Yani neden yani? Hazır bu konuya gelmişken şöyle bir soru sorayım. Erzurum'u yerelde ve genelde temsil edenler başarılı mı? Hangi alanlarda başarılı ve siz kendinizi başarılı görüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaşımın el verdiği itibariyle ben söylüyorum. Bizim evde televizyon açık olduğu zaman Meclis TV izlerim ben. Yani TRT3'te tavsiye ederim. Herkes açsın, izlesinler. TRT3'te işte konuşmaları, hatiplerin konuşmalarını sırayla dinlerim. Hatipler çıkart memleketleriyle ilgili sorunlarını anlatırlar. Yaklaşık 20 yıldan beri ben kürsüde Erzurum'un sorunlarını anlatan bir Erzurum milletvekili görmedim. Şu anda bir vekilimiz 27. dönem milletvekili Naci Bey gerçekten her konuşmasında Erzurum'u dile getiriyor. Kendisini hayranlıkla izliyoruz. Örnek alınması da gerekiyor. Yani bu siyasi bir kaygımızdan dolayı bunu söylemiyoruz. Memleketle ilgili kaygısı olan herkes bu sorunları taşımalı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Biz farklı partilerin milletvekillerine de, iktidar partisinin milletvekillerine de ben şahsen bakıyorum, izliyorum. Giriyoruz. Erzurum'la alakalı bir şey söylemiş mi bakıyoruz. Ne yapmış, neler yapılmış, ne olmuş, nereye gitmiş iş. Ben bakıyorum Erzurum arpa boyu kadar yol ilerleyememiş. Düşünün işte bazen diyorlar ki Erzurum'a biz hastane yaptık diyorlar. Tamam Erzurum'a hastane yaptınız da Erzurum'a o hastaneyi yapabilmek için 3 tane büyük hastaneyi yıktınız. Evet 3 tane hastane yıkarsanız bir tane hastane yapmak zorunda kalırsınız zaten. Yani şöyle düşünün ki 1900'lü yıllarda yani bundan yaklaşık 120-130 yıl önce Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Kimbigil Paşa Edirne Kapı Şehitliği'nde meftundur arkadaşlarıyla beraber. Bu insanlar 120 yıl önce Erzurum'a silah fabrikası kurmuşlar. Bakın 120 yıl önce. Bugün Erzurum ağır bakım sanayi olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanlığımızın silahlarının tamir edildiği, bakım gördüğü yer Erzurum'dadır. Burada 10 sene önce yaklaşık 700 işçisi varken bugün işçi sayısı 170'e kadar düştü. Şimdi bu bir devlet teşekkürü. Bugün MPT 76, Mehmetçik Piyade Tüfekleri 76. Bu silahları ben isterdim ki Doğu'nun, hani bize hep diyorlar ya Doğu'nun sınır taşı Erzurum'un adaşı diyorlar ya. Evet. Efes'i var İzmir'in eğilmez sürgün başı. Tamam kardeşim. Biz bu kadar güvenilir insanlar ise getirin bu Mehmetçik piyade tüfeklerini biz Erzurum üretelim. İşte Oltu'ya, Tortum'a, Narman'a birer tane meslek lisesi kuralım. CNC tezgahlarını getirelim. Her yerde 20 parça yap. Olsun. Hınıs'a, Tekman'a bir meslek lisesi kuralım. Oralardan gelsin parçalar Erzurum'da birleşsin ve silah üretilsin. Yani gerçekten biz son 20 yılda her memleketin, Doğu Anadolu'daki hemen her memleket bizden çok çok ileride olmasına rağmen Erzurum'da bu işten payını alamadı. Çok yine gayet de takip ettiğim İstanbul Erzurumlar Vakfımızda geçen gün bir konferans vardı. Naci Bostancı Bey dedi ki siyasette dedi hangi ne kadar yatırım alacak dedi. Bu konuşulur, bunlar konuşulur dedi. Oradaki yaptırımlarınız şehrinizi ne kadar ileri götüreceğinizi belirler dedi. Şimdi ben bakıyorum. Erzurum 20 yıl önce neredeydi? 20 yıl sonra nerede? Bugün
Erzurum'da yaşayan Erzurumlu sayısı 450 bine kadar indiyse, nüfusu da 750 binse, bizim kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Erzurumlular neden Erzurum'da yaşamıyor? Bu soruyu soracağız. Eğer bugün 3 milyon Erzurumlu'nun yaklaşık 450-500 bini Erzurum'da yaşıyorsa, yani yaklaşık %17'si, %16'sı Erzurum'da yaşıyorsa, biz bunu sormamız gerekiyor kendimize. Bu siyasetçiler kendilerini başarılı hissediyorlarsa, Erzurumlular neden gurbetlerde yaşıyor? Erzurum, ben şöyle söylüyorum. Erzurum geri kalmadı. Erzurum geri bırakıldı diyoruz. Siyasetçiler tarafından Erzurum geri bırakıldı. İnşallah bunu da gelecek zamanlarda milletimiz, insanımız, doğru insanlar seçerse, ben inanıyorum ki Erzurum'u çok kısa bir süre içerisinde toplumda hak ettiği yeri bulacağına ben inanıyorum. Kendimize gelince, yani derler ya, ben hep eğitim alanında Erzurum'a yatırım yapmaya çalışırım. İşte 2017 yılında bir prefabrik kütüphane götürdük Erzurum'a. Yani prefabrik kütüphane derken, insanlar zannediyor ki oraya sadece kitaplar, kitaplıklar götürdüler, böyle bir şey kurdular. Hayır, biz oraya gittik, bir bina kurduk. Bir bina kurduk oraya, prefabrik bir bina kurduk. Ve onun inşaatını tamamladık. 2018, 3 Mayıs 2018 yılında da açılışını yaptık. Biz Erzurum'a yaptığımız projelerimizde geleceğimizi aydınlatan, bizim aydınlık meşalelerimiz olan gazilerimizin isimlerimizi paylaşıyoruz. Onların isimlerini veriyoruz, daha doğrusu özür dilerim. O projemize biz Gazi Yapay Yakup Kutman adını verdik. Tabii beni buna iten de şu oldu. Kendisi Amanoslar'da mayına basmıştı. TRT'ye bir özür dilerim. TRT'ye zannedersen bir haber çıktı da şunu söylemişti. Terörle mücadele eğitimle olur demişti. Teröristle mücadeleyi dedi, biz yaparız dedi, ama dedi terörle mücadele eğitimle olur dedi. Ben de ondan almış olduğum ilhamla Erzurum'da terörle mücadele etmek için, en iyi mücadeleyi vermek için bir Yakuplar, bir Yahyalar, bir daha mayına basmasın diye elimizden geleni yaparak Erzurum çocuğunu en iyi seviyeye getirmeyi amaçladık. Daha sonra yine Erzurum'da şunu yaptık biz. Erzurum'un bir Atatürk Lisesi var. Atatürk Lisesi'ne Gazi Yahya Kemal Celal model sınıfını kurduk. Gazi Yahya Kemal Bey de Siirt'in Kurtalar ilçesinde zannedersem Bilgiliköy kırsalında mayına basmış bir Erzurumlu gazimiz. Biz Atatürk sınıfına, Atatürk Lisesi'ne bir model sınıf projesi yaptık ama insanlar zannediyorlar ki gittiler orayı boyadılar falan geldiler. Öyle bir şey değil. Bir sınıfı elektrik tesisatından tutun mobilyasına, öğrencisi. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'da bugün en kaliteli kolejin böyle bir sınıfı yok diyebilirim. Gerçekten yoktur. 2019'da biz bu sınıfı kurduğumuzda Atatürk Lisesi'nde lise 1'den lise 2'ye geçen okulun en başarılı öğrencilerini bu sınıfa topladık. O çocuklar geçen sene üniversite sınavlarına girdiler. O sınıftan 6 kişi fakülte kazandı. Üniversite kazandı. Bu bizim için en büyük gururdu. Bir öğrencimiz işte Konya'da veterinerlik kazanmış. Diğerisi Amerikan Dili Edebiyatı kazanmış. Bir diğeri inşaat mühendisliği kazanmış. Kendilerini bir şekilde kurtarmışlar. Gazi Yahya Bey, ona da buradan çok, yine Gazi Yahya komutanıma da buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Daha sonra yine aynı liseye. Çocuklar tabii o sınıfın kapısı bile diğer kapılardan farklı olduğu için çocuklar geliyor okulda, Atatürk Lisesi'nde kapıyı açıp içeriye bakıyorlar ki bu sınıf diğerlerinden farklı. Tabii diyorlar ki biz hani neden burada değiliz gibilerinden. Hocalar da diyor ki ya siz burada Sedat Hoca, Abdullah Hoca ve Erhan Hoca, onlara da buradan selamlarımı yolluyorum. Onlar da diyorlar ki çocuklar derslerinize çalışın, size bir sınıf daha yaparlar.
falan. Bana da söylediler, dedim başım gözüm üstüne. Daha sonra sınıfta tabii okulda bir zannedersen bir başarıda, yani lise 1'den lise 2'ye geçişte bir başarı biraz yükselmeye başladı. Yani insanlar öyle bir sınıfta oturmak için biraz gayret ettiler ve bir başarı çıtası biraz yükseldi. Ben de çok mutlu oldum. Daha sonra Van'ın Bahçesaray ilçesinde Çığ felaketinde şehit olan kardeşim Şehit Cihaneraz Edirne Kapı şehidinde müftüm. O da bizim çok iyi bir arkadaşımızdı, birçok Erzurumspor maçına birlikte gittiğimiz bir kardeşimizdi gerçekten. Erzurum dendiğinde canını veren, kanını veren, yarım ekmeğini bölen bir adamdı. Allah mekanı cennet etsin. Ben dedim ki bu sınıfı da Şehit Cihaneraz adına yapalım dedik. Onu da yaptık. Ailesi her gün şeyde, Edirne Kapı şehitliğinde her gün ailesi oradan şehitliğe gidip geliyor. Her gün oradalar. Annesi Safiye Hanım'a dedim ki Safiye teyze gel Erzurum'a gidelim. Ciğerin adına ben böyle bir yaptım. Bir yer yaptık, bir sınıf yaptık. Senle gel beraber gidelim dedi. Vallahi size yemin ediyorum. Ben eşimle evlenmek için bu kadar ısrar etmedim. Onu Erzurum'a götürmek, o şehit mezarının başından kaldırıp Erzurum'a götürmek çok zordu. Adnan abi, şehit babamız, yine kardeşi Kadir Bey, amcası Hüseyin abi, hep beraber buradan Erzurum'a gittik. Orada o sınıfın açılışını gerçekleştirdik, Şehit Cenneler sınıfını. O sınıfta Allah nasip ederse bu sene üniversite sınavlarına girecek, oradan da beklentilerimiz yüksek. Yani bu sene mi mezun veriyor orası da? O sınıfta bu sene üniversite sınavlarına girip mezuniyet verecek. Yani birinci sınıfımızdan 6 öğrenci fakülte kazandı. Bu sene de o sınıftan biraz daha beklentimiz yüksek. Tabii bu pandemi de biraz etkiledi işin açıkçası. İnşallah yani bu çalışmaların hepsi Erzurum çocuğunun iyi yerli olması içerisindir. Kimseye muhtaç olmasındır. Erzurum çocuk başarılıysa bir yerde referans aramak durumunda kalmasın. Hakkını alsın. Yani kutup yıldızı gibi olsun Erzurum'un çocuğu. İşte tabii biz bu sınıfları bu projeleri yaparken bazı çatlak sesler de olmuyor değil. İşte ya efendim bu devletin işi size mi kaldı? Birisi diyor ki ya işte diğer sınıflara neden yaptırmadınız gibi. Şöyle çatlak sesler değil. Biz onlara da şunu söylüyoruz. Erzurum işgali uğradığında Nene Hatun şey mi dedi? Ya bu devletin iştir, ben buna karışmam ya. Neme lazım deyip evinde oturamaz mıydı? Oturabilirdi. İşte bizim eğitimde cehaletle verdiğimiz mücadele var ya, bu cahillikle verdiğimiz mücadele de Nene Hatun'un düşmana savurduğu baltalardan farklı değildir. Bu bir milli mücadeledir, milli meseledir. Erzurum'un çocuğundan yani kötü çocuk çıkmaz. Her çocuğun mayası temizdir. Yeter ki onlara hazır olan bir ortam sağlayalım. Aynen öyle. Yani başarılılık da derler ya. Şimdi biz başarılı mıyız, başarısız mıyız? Bunun gayretini, bunun notunu verecek insanlar şu anda böyle bir bu başarılı ya da başarısız gibi bunu bize söyleyecek bir insan olamaz. Çünkü bizim gittiğimiz yollardan giden yok. Bizim yaptığımız projeleri yapan yok. Bizim uğraştığımız işleri yapan yok. Ondan dolayı da ben şöyle söylüyorum. Başarılı ya da başarısızlığı bize Cenab-ı Allah verir. İzleyenlerimiz, Yunus Bey'in sözünü kesmedim ben. Bildiğim projelerde hatta sorular da hazırlamıştım. O beş beşe sıralayınca bölmek istemedim. Siz de güzelce dinleyin diye. Yunus Bey, Erzurumspor. Evet. Diyelim. Erzurumspor 3. ligdeyken bir oluşum içerisine girdiniz, bir dernek kurdunuz, Erzurum Gençlik Harekatı. Bunu kurmanızdaki amaç neydi, onu öğrenebilir miyiz? Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizler İstanbul'daki Erzurumlular, Erzurumspor'un maçı olduğu zaman sanki Kurban Bayramı, sanki Ramazan Bayramıymış gibi o gün en güzel elbiseler giyilir. Erzurum'la bir araya geleceğiz ya, herkes birbirini görecek. Ondan dolayı herkes en güzel şekilde maça gider.
Bizim için o gün bayramdır yani. Erzurumspor'un maçı olduğu gün bizim için bayram günüdür. Düğün günüdür. Öyle söyleriz. Çok güzel dostluklar, çok güzel arkadaşlıklar edindik. Burada bütün eşimize, dostumuza, hepsine ayrı ayrı selamlar yolluyorum. Biz de selam gönderelim. Gerçekten emektar olan Fatih Doğan'a, kardeşim Yunus Aksakal'a, yani gerçekten herkesin emeği çok büyük. Çok ciddi emekler verdik. Yani Erzurumspor 3. ligdeydi. Biz stat stat dolaşıyorduk. Birbirimizi tanımıyorduk. Ya herkes her maçta bir araya geliyor, birbirini tanımıyor. Bir tanıştık, kaynaştık. Daha sonra birlikte deplasmanlara gitmeye başladık. İşte Zonguldak, Tokat, Çankırı, Yozgat, Ankara, Aydın, İzmir derken ya dedik ki bakın arkadaşlar bu işler böyle olmuyor. STK'larda da ben İstanbul'a geldiğimde 15 yaşımda başkan olan insanlar şu an ben 34 yaşındayım hala daha başkan. Zaten sıradaki soru STK'larla alakalı düşünüyorsunuz. Evet. STK'lar şu anda görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz? Ama benim için burada kayda değer olan sizin onlar hakkındaki görüşünüz nelerdir? STK'lar, özellikle İstanbul'daki ya da gurbetteki STK'lar diyelim, onlarla ilgili düşünceleriniz neler? Şöyle söyleyeyim, benim tek üyeliğimin olduğu yer İstanbul Erzurumlar Kültür ve Dayanışma Vakfı. Şu andaki Murat Başkanımızın. Evet, şu anda mevcut başkanımız Murat Şahsuvaroğlu. Ona da selam olsun Murat Başkanımıza. Kendisine buradan selam, saygı, hürmetlerimi yolluyorum. Geçmiş dönem başkanımız Sayın Abdülhalil Atalar'a. Aynen. Ondan önceki başkanım Sayın Mehmet Sabri Seven'e. Yine ondan önceki başkanım Abdülhalil Atalar'a selam, saygı, hürmetlerimi yolluyorum. Yine geçenlerde anjiyodan ameliyat olan, kalpten ameliyat olan Sayın Başkanımız Gani Hamutçu'ya da geçmiş olsun diliyorum ben burada. Geçmiş olsun. Selam olsun bütün başkanlarımıza. Evet, gerçekten bunlar Erzurum'a çok ciddi emekleri olan abilerimiz, başkanlarımız. Ben Hadi Bey döneminde Genç Kolları Başkanlığı yaptım. Abdülhadi Bey döneminde. Şöyle söyleyeyim. Bu STK'ların hepsi bizim mi? Bizim. Biz sivil toplum kuruluşlarında bir yerde, yani bir adam 10 sene başkanlık, 20 sene başkanlık yapıyorsa burası dernek olmaktan çıkmıştır. Yani şu var, ben Sait abi dernek başkanı, Ali abi dernek başkanı olması için bir heyecan uyan, hani onda bir heyecan uyanmıyorsa, ya acaba Sait abi işte 100 tane ağaç dikti Erzurum'a, ben de 1000 tane ağaç dikebilir miyim diye heyecanlanmıyorsa, o STK'da plan, proje ya yasama ya bir yürütme ölmüştür. Bizim İstanbul'daki 170-180 tane derneğimizin durumu budur. Yani Erzurum sivil toplum kuruluşları, bakın vakıflarımızı bunun dışında tutuyorum, dernekler üzerinden gidiyoruz. Köy derneklerinde mesela güzel bir işleyiş var. Köy dernekleri iyi günde kötü günde bir aradalar. Düğünlerini, kanalarını derneklerinde yapıyorlar. Bir tarafa geliyorlar. Ama işte buradan Pendik'e gidiyoruz. Pendik'te aynı sokak üstünde 4 tane dernek var. Ondan Kartal'a işte Kartal'a gidiyorsun, Kartal'da fazla yok. Gebze'de keza öyle, Darıca'da öyle. Yani şu var. Dedik ya programın başında, her dernek başkanı şunu söylemedi. Ya ben bu derneği aldığımda kasasında 100 lira vardı. Bırakırken kasasında 10 bin lira bırakıyorum. Ben bu derneği devraldığımda burasının yeri kiraydı. Ben bırakırken bu derneğin yeri satın, yani derneğin kendi mülkü olmuş olarak bırakıyorum diyebilmeli insanlar. Ya çeşit çeşit oluşumlar görüyoruz. Şimdi bunlar bize zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor biliyor musunuz? Şöyle zarar veriyor. Şimdi ben bunu projelerimi yaparken esnaflardan destek aldım. İşte bir ara kumbara bıraktık, bir ara farklı şekillerde destek aldık. İnsanlarda güven bırakmamışlar. Bugün Erzurumlular, Erzurumlu gençler, Erzurum STK'larına gitmiyorlar. İtirazı olan varsa çıksın ispat etsinler. Ya en derneklerde olan gençlerden en genci benim, 35 yaşında. Yani arka tarafa baksanıza Allah aşkına, arkadan hiç gelen yok.
Hiç kimse de demiyor ya. Geçen günlerde bir yerde bir kahvaltı programı düzenliyorlar. Gençleri davet ediyorlar. Gençlere kimse sormuyor ki ya gençler sizin bir düşünceniz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya da bu 15-20 senelik başkanlar kendine meslek edinmiş arkadaşlar. Demiyorlar ki ya bir tane gencin elinden tutalım. Arkasına geçelim. Kardeşim sen yap biz de arkanda duralım. Ben bunu hiç kimseden ne gördüm ne duydum ne de işittim. Yapmadılar. Ondan dolayı bu kuruluşların doğru işler yapması gerek sosyal hayatta gerek siyasi hayatta yapması mümkün değildir. Yani doğru iş yapan adamı çok zor buluyoruz ya. Yok gibi bir şey. Ondan dolayı da STK'larımıza insanlar akın etmiyor, samimiyet bulmuyor. Özellikle yani bundan ben istirham ediyorum. Lütfen bu STK başkanlığı işlerini yani bazen bir şey söyleyeyim mi? Derneği kapatmak bile çok büyük bir erdemdir. Ben bu işi yapamadım. Bu işi burada bırakıyorum. Her duruma zarar gelmesin demek çok büyük bir erdemdir. Bunu yapan adam da ben hiç görmedim. Hayret ediyorum ben bazen. Şimdi Yunus Bey bugün konuğumuz. STK'larla ilgili düşüncelerini de paylaştı. Tabii düşünceleri kendisine aittir. Tabii, şansımıza ait. Eleştiri olacak. Söz hakkı doğan dernek başkanları ya da genel olarak STK başkanlarımız olacaktır. Videonun paylaşım altına yorum yazabilir Kesinlikle. ve konuğumuz olup karşılık da verebilir. Mikrofonumuz, Herkese açık. medya kuruluşumuz herkese açık. STK'lardan siyasete geçelim. Ben STK'lardan siyasete geçmeden bir şey söyleyeyim. Yani şunu Erzurum derneklerinin bütün başkanları kendilerine sorması lazım. Kendini başarılı olduğunu hisseden Erzurum dernek başkanı kendine şu soruyu sorsun. Erzurum'da nerede dikili ağacım var benim diye sorsun. Sen ağaç değil. Ağaç da değil. Bir tane bir yeri inşa ettin mi kardeşim? Var mı? Yok mu? Bana bu şekilde adres veren her dernek başkanı başarılıdır. Veremeyenler de biraz otursun düşünsünler. İstanbul'da mesela geçtiğimiz dönemlerde bir derneğimiz, o da bizim medya içerisinde olduğumuz hem büyüğümüz hem de kuruluşumuzun sahibi Sait Güngör. Ona da buradan selam olsun. Ümmetlerimizi sunuyor ya Sait abi. Bir ay önce Cahil Kan Ver diye bir kampanya Kızılay kampanya. başlattı. Evet gördüm. Onunla ortaklaşa gelenler kan verdi, cahil yedi. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten de kan verenler mesela 300'ün üzerindeydi. 200 tanesi ben diyebilirim ki diğer illerden Gelenlerde. gelenlerdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şunu söyleyeceğim. Yani şöyle gözlemlediğiniz kadarıyla İstanbul'da böyle tamam işte adım adım gidiyor Kervan, diyebileceğiniz bir evet. dernek var mı? Ya da Şöyle STK söyleyeyim. Başkanı. Sait abiye buradan selam, saygı, hürmetlerimi yolluyorum. Gerçekten Kızılayımızın çok ciddi anlamda bir kan desteğine ihtiyacı var. Bunu Erzurumlar tarafından sağlanmasını da ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü Erzurumlar geçmişten geleceğe bu memleket için hep kanını vermişlerdir. Bu şekilde can kebap karşılığında vermesi de Sait abinin ağırlığından herhalde kaynaklanıyor. Sait abiye teşekkür ediyoruz. Çok, çok kıymetli. Şöyle söyleyeyim. Ben kervan yolda gidiyor. Evet, bu derneğimiz başardı, başarıyor. Gerçekten böyle randıman gördüğüm bir seferde gerçekten yani yok. Yani ben hissedemiyorum. Bana o şu an ben çok heyecanlı bir adamım. Benim gibi bir adamın heyecanlandıracak bir STK. Ufak da olsa heyecanlanmak istiyorum bazen. Olmuyor ya. Başaramıyoruz. Ama inşallah ben şunu da söylemek istiyorum. Ben tabii ölçüye Erzurum'u koydum. Çünkü Erzurum Sivil Toplum Kuruluşu örgütü. Buralarda da bir şekilde birliğimizi, gayretlerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Burada da gayretli olursak İstanbul'da ben eminim ki bu işi yapacaklar. Ama şu an bence yüzlerin biraz değişmesi gerekiyor. Yani artık dernek başkanlığı bir meslek olmaktan dışarı çıkması gerekiyor.
Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrar değerli kardeşim Gülsen ve Kavaz'la birlikteyiz. Yunus Bey, Erzurum'daki siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? STK'lardan buraya geçelim siyasete. Evet. Erzurum'da bir korku toplumu hakim. Yani bir korku, esaret hakim. Bu Erzurum'un geleneğine, kültürüne yakışmayan bir tutum ve davranış. Yani Erzurum'un üstüne bir kalabalık çökmüş. İşte bak falan partiden olmazsan, falan partiye oy vermezsen sana kömür vermezler, sana odun vermezler, sana işte kaymakamlık yardım etmez diye insanları baskı altına almıştır. Bu korku ikliminde bir şehrin büyümesi, kendini geliştirmesi ve onu yetiştiren evlatları, yani o şehirde yetişen evlatlar, bu adamlar bu korku politikasından çıkıp siyasete katılması, ülke yönetimine katılması, bürokrasiye katılması çok zor. Yani hani küçükken biz uyumadığımız zaman, yaramazlık yaptığımız zaman, hani Erzurum'da evine şergeler derler, şergeler etmiyorlar falan derler. Bu işleri yaptığımız zaman derlerdi ki, bak çabuk yat seni kokora verir. Artık biz çocuklarımızı, gençliğimizi bir kokorla korkutmamamız gerekiyor. Yani kokor işini artık kaldırmamız gerekiyor. Var mı şu anda? Kokor var. Anladım. Şimdi bu kokor, göre herhalde... kokor siyasi kokorlar var. Şimdi gözlemlediğimiz tabii gözlemlediğimiz siyasi kokorlar var. İşte görüyorsunuz yakın zamanda Erzurum Konfederasyonu Maltepe etkinlik alanında düzenlemiş olduğu Erzurum tanıtım günlerini eski başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu katılmak istiyor ve bir şekilde şehrin mülki amiri ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından söylenen sözler gerçekten Erzurum kültürüne, örfüne, adetine, hanedanlığına yakışmayacak sözlerdir. Yani Ahmet Davutoğlu buraya gelirse biz buradan gideriz denmesi ve Erkon Başkanı'nın da buna yani artık ne düşündü, nasıl yaptı bilmiyoruz. Aklından ne geçti, sessiz kalmasını ben şahsen kabul etmiyorum. Töre, örf, adet, gelenekler, bunların hepsi siyasi hesaplarımızdan önce gelmelidir. Töre bozulursa düzen bozulur, her şey bozulur. O konuda ben de bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii biz de oradaydık, siz de oradaydınız. Oradaki tabii... Konuya ayıs olan insanlar herhangi bir açıklama yapmadı. Sadece eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun il başkanı tarafından bir açıklama yapıldı. Ama net bir açıklama yapılmadı. Şimdi aslında o konulara da girmek istemiyorum. Çünkü net bir açıklama yapılmadı. Evet, iki tarafta net olmaktan kaçınıyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. O alanda gerçekten bakın. Gelseydi, yani Ahmet Davutoğlu eski başbakanımız gelseydi, evet, aynı olaylar yaşanır mıydı? Ben zannetmiyorum. Biz herkesi bağrımıza basacak kadar gönlü geniş insanlarız. Bizim misafirimize kesinlikle sen gelme deme şansımız mümkün müdür Ali abi? Yani bunu gerçekten her Erzurumlu kendisine sorması lazım. Hiç yakıştı mı? Ama şurada ve bu yakışıksız harekete hiçbir şey olmamış gibi konuyu kış uykusunda uyutmaya çalışan Erkon yöneticilerine de ben yakıştıramıyorum ya. Bir açıklama yapılmadı. Ya yapmıyorlar ya. Gazetelerde boy manşet haberler yaptırıyorlar. Ne var? Çok başarılı bir organizasyon olmuş. Vallahi organizasyonun başarısı neredeyse onu da çıksın, bize açıklasınlar. Biz de bir görelim. Yani aslında bu konu çok tartışılacak bir konu. Erkon'un düzenlemiş olduğu. Genel anlamda güzeldi. Şöyle söyleyeyim. Ama
Bir işte cumartesi günü açılış vardı. Açılışta evet. Yaşanan o olay. Hadisedir. Ama işin içini bilmediğimiz için, şimdi benim yetkililerden bir açıklama yapılmadığı sürece bizim de söylemimiz sadece söylemde kalıyor. Sadece kulaktan doğma bilgiler. Vallahi ben alanda tam işlerin ortasında kaldığım o için... O videomuz da var. Ben alan evet. Karışmasıyla alakalı evet, videolarımız da var. Yani yetkililer biz isterse onlara da neler yaşandığını arşivimizde paylaşabiliriz. Erzurum günlerini geçelim. Geçelim. O Erzurum çok su kaldıracak. Erzurum'da siyaset mi? Bu kokor. Evet. Yani korkutma siyaseti var mı böyle gerçekten? Evet. Şimdi biz gurbetteyiz. Var. Biz buradaki çevreyi biliyoruz ama siz bir tahminimce yarın ya da öbürsü gün Erzurum'a geçeceksiniz. Gidip evet. Geldiğiniz için oradaki gözlemleriniz mi? Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben senede geçen yıl yaklaşık Erzurum'a 14 kere gidip gelmişim. Bu sene uçak biletlerinde çok pahalı olduğu için bu sene aynı reaksiyonu gösteremedik işin açıkçası. Uçakla gideceksin böyle. Tabii uçak. Yani Erzurum. Arabes olmasa uçak biletini sorabilir miyiz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu rakamı söylemem doğru değil. Firmayı da söylemem doğru değil. Ama 2 ay öncesinin fiyatlarından daha ucuz. Uygun. %40 daha ucuz. O da siyaseten vekillerimizin bir katkısı olmuş olabilir mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Genel politika. Türk Hava Yolları'nın genel politikası olduğunu düşünüyorum. Kış turizmi olduğu için. Kış turizmini, yani kış biletleri şu an pahalı zaten. Onun da rakamını söylemeyeyim. Aldığım biletin iki katında şu anda. Yani 1000 liranın altında şu an Erzurum'a kış PKM'ye gidecek kişi 1000 liranın altında uçak bileti alamaz. Kolay kolay. Yanıltmış da olmayalım. Belki alabilirler yani. Peki değerli kardeşim, Erzurum'la ilgili hayallerin var. Var. Siyaseten bir oluşum içine girecek misin? Onu da sormak istemiyorum. Varsa da söyleyebilirsin. Peki şöyle söyleyeyim. Mühür senin elinde olmuş olsa. Evet. Sen neler yapardın? Vallahi benim en büyük hayallerimden bir tanesi Erzurum'a devlet erkanlığıyla halkımız tarafından seçilerek devletin imkanlarını Erzurum'un hizmetine sunmak. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi budur. Devletin imkanlarını siyaset muhalefetiyle Erzurum halkına devletin imkanını sunmak istiyorum. Faydalandırmak istiyorum. Tabii bunun yolu en başta inanmaktan geçer. İnsanların inanması gerekiyor bir şeye, bir oluşuma. Hayatta her şey menfaat değil. İnsanlar yani bugün yine sohbet ederken sohbetimizin başında ben bir söz söyledim. Dedim ya, kimse Musa'dan yana değil, herkes Firavun'dan yana. Musa'ya destek olmazsa bu toplum, Musa'lara destek olmazsa bu toplum, işimiz çok zor. Yani şöyle söyleyeyim, benim mesela çok ciddi bir hayalim bu. Ben Erzurum'da kesinlikle savunma sanayinin olmasını canı gönülden istiyorum. Yani en büyük hayali Mehmetçik piyade tüfeklerinin Erzurum'da yapılması, üretilmesi. Ankara'da üretilen Mehmetçik piyade tüfeği Erzurum'da da üretilir. Ben yine söyledim, konuşmanın başında da söyledik. Savunma sanayi Erzurum'a gelmesi elzemdir, şarttır. Hem şöyle söyleyeyim, bu ülke bir darbe tehlikesi geçirdi. 15 Temmuz darbe girişimi geçirdi. Erzurum'un merkez nüfusu 400 bin, 300 bin insan sokaktaydı. Böyle bir memleketi sizler silah fabrikası olmadan böyle yalnız yapanınız bırakamazsınız, başıboş bırakamazsınız. Erzurum kadınıyla, erkeğiyle, yani derler ya asker milleti. Gerçekten biz öyleyiz. Ordu milleti. Gerçekten ordu bir milletiz. Ben Erzurum'da savunma sanayinin bütün teşkilatlarıyla beraber yer almasını, Erzurum'un 19 ilçesinde
çeşitli parçalarına, sinyal istasyonlarından geçerek üretilmesini, Erzurum şehir merkezinde de bu parçaların birleştirilerek Mehmetçiğimizin kullanımına sunulmasını hayal ediyorum, istiyorum ve düşünüyorum. Bunu nasıl gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Yani gece yatarken de bu benim aklıma geliyor. Daha sonra Erzurum merkezde havuz başındaki Atatürk heykelinin karşısında bizim Erzurum Halk Eğitim Merkezimiz vardı. Erzurum bar şiirinin yazıldığı bir yer. Erzurum'da yüzlerce folklor oynayan, kadın barları, erkek barlarını oynayan, yine Erzurum türkülerinin, şiirlerinin yazıldığı yeri yıktılar. Bu binayı yıkmak, bir şehrin kültürünü yıkmakla eşdeğerdi. Kültürümüzü, sanatımızı, maneviyatımızı yıktılar. Ve hiçbir şey olmamış gibi o meydanı koca bir boşluk alana çevirdiler. Arkasına da kimse fark etmesin diye Erzurum Spor Meydanı, Erzurum Spor Meydanı dediler adına da hafler koydular ve bizi benliğimizi unutturdular, bizi mahluklaştırdılar. Orayla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Orayla alakalı, yok herhangi bir düşünce yok. Başlarda sanki öyle söylendi, yenilenecek diye. Yok, bakın bugün Erzurum'da Tebriz Kapı'da bir Nene Hatun heykeli vardı. Yerinden kaldırdılar, götürdüler bir depoya attılar. Yıllarca bir depoda kaldı. Biz Erzurumlular, Allah'a şükürler olsun, Allah'ın varlığından haberdarız. Heykele puta tapacak kadar da aptal değiliz. Biz Nene Hatun'u orada gördüğümüz zaman onun ruhuna Fatiha okuyorduk. Bir eşimiz dostumuz gördüğü zaman da diyorduk ki bir yabancıya, bak Nene Hatun 93 harbinde gitmiş, baltasıyla vatanını savunmuş, milletini savunmuş. Örnek gösteriyorduk. Onu da kaldırdılar. Bakın Erzurum Saat Kulesi'nden Türk bayrağını indirdiler bunlar. Erzurum Saat Kulesi'nden Türk bayrağını indirdiler. Kimsenin sesi çıkmadı. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Geçmişlerin böyle bir çalışma olmuştu. Evet, ben gittim. Erzurum Saat Kulesi'nin korkuluklarına Türk bayrağını astım. O zaman bir açıklama yapılmış mıydı? Yok. Yani söylediklerine göre yani ben şöyle söyleyeyim. Kıymetli büyüklerimiz de bilir. Erzurum Saat Kulesi'nin üstündeki bayrak ezelden, yani de ebedden ezele kadar vardı. Ne oldu da kardeşim? 2014 yılında ne oldu da bunu aşağı indirdiniz? Yine siyasete çok girmek istemiyorum. Kime şirin görünmeye çalışıyorsun? Siyasete hiç girmedik. Hiç girmedik de. Yani çok da dokunmak istemiyorum ama kime şirin görünmeye çalıştığınızda o bayrağı oradan yani indirdiniz? Erzurum'da yani bir orası mı kalmıştı? Bakın Erzurum Saat Kulesi'nin üstündeki bayrak bizim için anlam ifade eder. Bizim için çok kıymetli bir şey. Bu bayrağı o gün oradan indirenler ne düşünüyorlar? O bayrağı biz Allah'ın izniyle mühür bizde olursa yerine koyacağız. Gerekli yerlere de gerekli mesajları vereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani o halk eğitim merkezi yeniden kurulması gerekiyor. Hatta aynı yere yeniden kurulması gerekiyor. Çünkü bu şehrin türkülerinin, şiirlerinin yazıldığı, bestelendiği, güftelendiği bir alanı yıktılar. Yunus kardeşim, özel olmasa bir soru soracağım. Tabii. Siyasi parti ismi vermeyelim. Tabii ki. Bir Erzurum'la ilgili bir düşüncem var mı siyaseten? Tabii ki var. Her Erzurumlu'nun da olması gerekiyor. Kimse, bakın arkadaşlar, başkanım dediğiniz adamların hiçbirisi sizden daha yetenekli, sizden daha kabiliyetli değildir. Ben bütün hemşehrilerime sesleniyorum. Lütfen siyaseti sadece derneğimizin lokalinde değil, partilerde de yapalım. Partilere gidelim, hangi parti olduğu bizim için çok önemli değil. A partisi, B partisi, C partisi, M partisi önemli değil. Önce gidelim, üye olalım. Daha sonra delege seçimine gidelim, delege olalım. Erzurum'a diyorlar ki sahipsiz memleket. Ya evet, dernekteki siyaseti partiye taşıyamıyorsun. Partide delege seçemiyorsun. Delege seçemediğin zaman milletvekili seçemiyorsun.
Belediye başkanı seçemiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki sahipsiz memleket. Biz bu sahipsizliği ortadan kaldırmak için yola çıktık. Bir de şöyle Ali abi, sana şöyle bir örnek vereyim. Böyle biraz bir beyin fırtınası yapalım. Biraz geriye gidelim. Bu COVID-19 hastalığı ilk çıktığı zamanlarda bizim Erzurum milletvekilimiz, bir ismini vermek, anmak bile istemiyorum. Dedi ki, yani bu COVID'li hastaları Erzurum'a, bu yeni yapılan hastane var ya, şehir hastanesi. Evet. Erzurum şehir hastanesine götürelim dedi. Bakın kafaya bakın. Bunu bir Erzurum milletvekili uçaklarla COVID hastalarını Erzurum'a götürecekler. Orada yeni hastanede tedavi edecekler, bir daha geri göndereceklermiş. Ya Allah aşkına. Bu COVID bir silah olsaydı, yani bildiğimiz bir silah olsaydı, bunun fabrikasını Erzurum'a kurdurmak için bunlar mücadele eder miydi? Hayır. Öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki Erzurum'a hastalık taşımayı düşünüyor ya. Başka memleketlerin hastalığını taşıyorlar hem ya. Bütün vatandaşlarımız bizim için kıymetlidir. Sağlık hakkı diyor ya, engellerimiz tabii ki herkesin alması lazım. Erzurum'da 3 tane hastaneyi yıkmışsın. Bir tane şehir hastanesi yapmışsın. Ona da COVID hastaları şehir dışından getirmeyi düşünüyorsun. Ya bir de yatırım getir arkadaş. Yatırım getir ya. Hizmet getir. Yani bu yapı, bizler bu insanları yenmemiz gerekiyor. Buralardan göndermeniz gerekiyor. Bu adamlar burada durdukça Erzurum'un ilerlemesi gerçekten çok zor ya. Gerçekten ben merak ediyorum Ali abi, senin de cevaplamanı isterim. Covid bir silah olsaydı fabrikasını Erzurum'a kurdururlar mıydı? Kesinlikle kurdurmazlar. Kurdurmazlar değil mi? Ama bakın bizim Erzurum milletvekilimiz Covid hastaları Erzurum'a taşımış. Bakın bu nasıl bir şey olurdu biliyor musunuz? Değerli izleyenler, kıymetli hemşehrilerim, bu şöyle olurdu. Covid'den örnek verelim, Erzurum'a insanları taştılar. 10.000 kişi taşıdıklarını düşünelim. 5.000 kişisi öldü. Diyeceklerdi ki babamızı, anamızı Erzurum'a götürdüler. Orada bakmadılar. Adamlar öldü. İnsanlar Erzurum'a cenazelerini, hiç Erzurum'u tanımayan insanlar Erzurum'a cenazelerini almaya gelecekti. Ve Erzurum'la alakalı hiç de iyi bir şey hatırlamayacaklardı. Düşünceden düşünce tabii yani değişir. Yani hiçbir şey değil. Yani Allah aşkına. Siz hiç Erzurum'a gitmeyen biri olsanız, annenizi babanızı COVID'den dolayı Erzurum'da hastaneye yatırsalar, Allah korusun vefat ettiği zaman Erzurum'la ilgili nasıl düşünebilirdiniz? Yani aklınız, ya annem Erzurum'a gitti, annem işte orada vefat etti falan. Herkes aynı hiç düşünceli olamaz. Ya bir Erzurum'a insanlar gelsinler, sadece kayak yapmaya değil, gelsinler tarihi alanlarımızı gezsinler, coğrafi güzellikler, insani güzelliklerimizi görsünler ya. Bakın, Yunus Emre, bizim şair Yunus Emre, ben değil. Yunus Emre, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ölçümlerine ve mezar yeri tespitlerine göre Erzurum'un Dutçu Köyü'nde yatmakta. Bugün Konya, Mevlana Hazretleri'nden faydalanarak dünyanın binbir ülkesinden insanları Konya'ya getirerek şehirli arus törenlerini yapıyorlar. Adandöken Belediye Başkanı Sami Muhammed Sunar'a da ben kendim söyledim. Dedim ki bakın, Yunus Emre gibi bir zatın mezarı Erzurum'dadır. Türkiye'de 7 tane olduğu söyleniyor. Ama Erzurumlulara göre İbrahim Hakkı Hazretleri'nin işaret ettiği yer bizim için gerçek mezar yeridir. Bizim için. Biz dedim bunu faydalandırıp Yunus Emre'nin şiirleriyle, Yunus Emre'nin güzel sözleriyle, öğütleriyle güzel programlar yapıp burayı bir cazibe alanı haline getirmemiş gerekiyor. Ama yine yani derler ya, fikir bizden, tamam eyvallah, helali hoş olsun, memleketimiz için her şeyimiz feda olsun. Ama kardeşim, o benden değil, bu benden değil, şu senden değil diye de Erzurum'u geri bırakmaya kimsenin hakkı yok. Artık yeter diyoruz. Aynen. Kesinlikle öyle bir siyasi ayrımın yapılmasını da istemiyoruz. Ben de şurada programı bitirmeden şunu söyleyeceğim. Benim arkadaşlarım, siyasi görüşü ne olursa olsun benim başımın üstünde her zaman yeri vardır.
görüşü kendisinindir. Yunus Emre kardeşimi insan olarak da, karakter olarak da seviyorum. Senelerdir de görüşüyorum. Bu diğer arkadaşlarım için de geçerli. Bugünkü konuğumuz sağ olsun Kırmayarak'tan Erzurum'a gidecekti. Birazdan hazırlıklarını yapacak, havaalanına geçecek. Ben kendisine teşekkür ediyorum katıldığı için. Erzurum'dan dönüşle de mutlaka gözlemlerinizi almak için videoda olursa videoda verebiliriz programın arasında. Ben tekrar seni burada görmek istiyorum Erzurum dönüşünde. Evet. Son olarak değerli kardeşim ne söylemek istersin izleyenlerimize? Efendim, sürçülisan ettiysek affola. Bizim gayretlerimiz insanlık içindir. Bizim çalışmalarımız insanlık içindir. Bizim bütün amacımız insanlığa hizmet etmek içindir. Bu hayatta tek bir gerçek var. Hani derler ya, insanlar doğar, yaşar, ölür. Evet, öleceğiz. Ortalama hayat işte bir insanın ömrü 60-65 sene, ben geldim 35 yaşına. Allah nasip eder ya da etmez. Yarın olur ya da olmaz. Herkese hayırlı ömürler versin. Ben insanların özellikle birbirlerini kırmamalarını istiyorum. Kimse birbirini kırmasın. Yani birbirimize fikirlerimizi söylüyoruz ama fikirlerimizden dolayı birbirlerimizi kırmayın. Bu hayat kısa. Aynen öyle. Yani yarın, bugün selam veriyoruz, yarın birbirimizi görmeyebiliriz. Rahmetli Hanifi Darçın abi, Allah rahmet eylesin. Buradan da onu rahmetle anıyorum. Anjiye olmuştu Haydarpaşa Hastanesi'nde orada. Ben de o gün bir Siyah Mersi'ye Kadıköy'de, evet. Orada ben de Haydarpaşa diyorum o liseden kaynaklı. Gittim baktım hastanenin bahçesinde eşiyle yanında. Baktım sigara bulmuş, sigara içiyor. Ya dedim Allah'tan kork, seni daha yeni dedim şeyden çıkardık dedim. Ne ameliyattan hemen sigara almışsın falan. Böyle dedik oğlum dedi, son sigaramı içiyorum dedi. Barışmayın bana dedi. Vallahi billahi eşi de şahit. Sabah ruhunu teslim etmişti. Allah rahmet eylesin. Ben hiç unutmuyorum. Aklım gözümün önüne de geliyor. Şimdi bizler de bugün varız, yarın yoruz. Gönlünü kırdığımız insan varsa hakkılarını helal etsin. Biz bir kimseye acı bir söz söylüyorsak veya eleştirilen bir söz söylüyorsak bu o kişinin iyiliği içindir. Yani bizim onunla alakalı kötü bir düşüncemiz olamaz ki. Herkes eleştirileri bence dikkate almalı. Kendisine de vicdan muhasebesi yapmalı. Bizim için her Erzurumlu çok kıymetli. Ama bizler önce kendimize kıymet vereceğiz. Sonra yanımızdaki arkadaşımıza kıymet vereceğiz. Sonra herkes toplum birbirine değer verdikten sonra ben inanıyorum ki bir şeyler doğru olacak ve yoluna gidecek. Nasıl şöyle bir şey var mesela. Hani her şeyi ben biliyorum amacıyla ileriye bakarsan bu yanlış olur. Bazen geliyor ben kendi 9 yaşındaki, evet, çocuğumun, 11 yaşındaki işte kızımın sözünü de kaydediyorum. Benim göremediklerim onlar daha net görebiliyor. Evet. Biz birbirimizi kırmadan birbirimize değer verir, saygı duyarak sahip çıkarsak emin olun çok farklı yerlerde olacağız. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum abi. Ne demek? Çok Erzurum sağ ol. Dönüşünde de mutlaka bekliyorum. Daha güzel çalışmalarla, daha güzel, daha iyi, daha bir Erzurum için hep birlikte İnşallah çalışacağız. İnşallah. Biz gurbetteyiz. Erzurum'a bazen gidemiyoruz. Oradaki hemşehrilerimize de çok selam. Aleykümselam. Bütün ilçelerine gideceğim. Hepsine ayrı ayrı selamını söyleyeceğim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol.